Merhaba. Merhaba Cemal Bey. Bugün anlatırım sana sevgiyle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bitlis bir kültür şehri. Tarih boyunca burada birçok kültür bir arada yaşamış. Bir inanç kenti. Tarih boyunca burada birçok inanç bir arada yaşamış. En çok da İslam dinine önemli katkılar vermiş, önemli bir merkez olma özelliğini korumuş. Gelin görün ki bugünkü iktidar İslam dinini dini siyasete alet ederek en büyük zararı dine verirken, bu anlamıyla da aslında kentlerimize, bu kültüre, inançlarımıza en büyük zararı vermeye devam ediyor. Farklılıkların bir arada yaşaması, farklılıkların birbirinden güç alarak o kültürü var etmesi belki de bizim en büyük zenginliğimiz. Ama bu zenginlikle Türkiye önünü açacak yerde insanları birbirinin karşısına getirip insanları birbirine düşman eden bu zihniyet, temiz dini duyguları da aslında siyasete fazlasıyla alet etti. İşte Türkiye bu anlayıştan bir an önce kurtulmalıdır. Bu ülkede binlerce yıldır bir arada yaşayan kadim halklar birbirine düşman olamaz. Bu ülkede birlikte yaşayan insanlar, toplumlar, halklar birbirinin kötülüğünü isteyemez. Peki nereden çıkıyor bu düşmanlık? İşte bu iktidar anlayışından çıkıyor. Tarihte olduğu gibi bugün de AKP insanları karşı karşıya getirerek, onların arasına nefret tohumu ekmeye çalışarak aslında kendi iktidarını devam etmeye çalışıyor. Evet sevgili arkadaşlar, buna son verme zamanı gelmiştir. Hatırlayacaksınız, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde sevgili Selahattin Demirtaş hepimizin Cumhurbaşkanı adayıydı. Ve Türkiye'nin her yerinde yeni yaşamı anlattı. Dedi ki yeni yaşam yeni siyasettir. Bu eski siyasete bir son verme zamanı gelmiştir. Gelin bir araya gelelim. Bütün farklılıklarımızla bir araya gelelim. Yeni yaşama birlikte inşa edelim. Demokratik bir cumhuriyeti birlikte inşa edelim. Bunu yapabiliriz. Ve sonrasında 7 Haziran. 7 Haziran'da da çok büyük bir oy artışıyla parlamentoya döndük. Bu dini siyasete alet edenler, insanları birbirine düşmanlaştırarak ancak ayakta kalanlar, 7 Haziran sonuçlarını kabul etmek yerine Türkiye'nin her yerine şiddeti taşıdılar, savaşı taşıdılar, katliamları taşıdılar. Hatırlayacaksınız Suruç'u, Suruç katliamını, 10 Ekim Ankara katliamını, Cizre'yi, Sur'u. Bununla da yetinmediler. Kürt'e düşmanlığı o nedenle yüksek boyuta taşıdılar ki Irak Kürdistan'ındaki referandumu kabul etmediler. Bunu engellediler. Hatta Irak'taki kardeşlerimize onları tehdit ederek, açlıkla tehdit ederek onlara gözdağı vermeye çalıştılar. Bu da yetmedi. Afrin'e girdiler. Hem de IŞİD artıklarıydı. Hem de bu dine en büyük zararı vermiş bir çeteyle gittiler Afrin'de huzur içinde yaşayan insanları yerinden yurdundan ettiler. Şimdi bütün bu yakın geçmişi, bütün bu 3-5 yılı birlikte yaşadık. Hepsi hafızamızda tazeliğini koruyor. Bakın bu yakın geçmişin en önemli olaylarından biri de Kobani olayıdır. Kobani'de IŞİD çetelerinin saldırısına karşı herkes ayaktaydı.
diyordu ki IŞİD'e engel olmak lazım. IŞİD de işbirliği değil, IŞİD'in Kobani'ye girmesine engel olmak lazım. Mürşit Pınar sınır kapısını açın, yardımları açın. En azından insani yardım koridorunu açın. Orada insanlar yaralanıyor, tedavi ulaşamadığı için orada insanlar hayatını kaybediyor. Barıştan başka bir şey söylemeyen HDP o günde inisiyatif aldı. Dedi ki Kobani düşmemeli. Kobani'nin düşmesi sadece Rojava için değil, Türkiye için de büyük bir tehdittir. Hepimiz için büyük bir tehdittir. Kobani'nin düşmemesi için tüm Türkiye kamuoyunu duyarlı olmaya çağırdık. Tüm uluslararası kamuoyunu duyarlı olmaya çağırdık. O sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan kalktı, dedi ki Kobani düştü, düşecek. Ve onun düşmesini isteyen bir yaklaşım sergiledi. Buna karşı Türkiye halkları Türkiye'nin her yerinde protestosunu ortaya koydu. Demokratik bir siyasetin gereği olarak bunu ortaya koydu. Bakın, Cumhurbaşkanı adayımız sevgili Selahattin Demirtaş hakkında Cumhurbaşkanı yine 6-8 Ekim olaylarını çarpıtarak bir iftirada bulundu. Fakat bunu yaparken 6-8 Ekim olayları diye anlattığı olayların, ki burada bir olay yok, olayın kimin yarattığı ortada, ama tarihini bile karıştırıyor. Diyor ki 7 Haziran'dan sonraki Kobani olayları. Artık bütün tarihleri karıştırır hale gelmiş. Bir sağlık sorunu var. Gidiyor Adıyaman'a diyor ki havaalanı biz açtık. Gidiyor Isparta'ya diyor ki Süleyman Demirel Üniversitesi'ni biz açtık. Bütün tarihler karışmaya başladı. Şimdi bu zihniyet nasıl artık Türkiye'ye göre? Ya Adıyaman havaalanı açıldığında sen daha AKP'yi bile kurmamışsın. Süleyman Demirel Üniversitesi açıldığında sen belediye başkanı bile olmamışsın. Engelsin. Mahallede engelsin. Mahallede arkadaşlar. Ve dün de 7 Haziran seçimlerinden sonra diyor Kobani olaylarını unutmamak lazım. Kobani için Türkiye halklarının, Türkiye toplumunun duyarlılık gösterdiği tarih 2014'tür. 6 Ekim günü insanlar bu duyarlılığı gösterdiğinde 7 Ekim günü Türkiye'de hiçbir olay yoktu. 7 Ekim öğleden sonra saat 4'te bir provokasyon gerçekleştirildi. Ve ondan sonra da 53 insanımızı yitirdik. Bu 53 insanın içinde her görüşten insan var. Ama bu insanların 46 kişisi HDP'li. Geri kalan başka siyasetten insanlar da var. Hepsi bizim canlarımız. Hangi siyasetten olursa olsun o olaylarda canlarını yitiren, o olaylarda kaybettiklerimizin hakkını da biz savunacağız. Savunuyoruz da. Bakın, o provokasyonları kim yaptı, neden oldu konusunda meclise iki defa araştırma komisyonu kurulsun diye önerge verdik. İkisinde de AKP ve MHP'nin oylarıyla önergelerimiz reddedildi. Madem insanları suçluyorsun, o zaman kurulsun bu komisyonlar, araştırılsın, kim suçlu, kim masum ortaya çıksın. Ama dün yine sevgili Demirtaş'ı suçluyor. Diyor ki bu olayların diyor müsebbibi serbest mi kalır? Bu olayların müsebbibi hiçbirimiz değiliz. Bu provokasyonu kim yaptıysa bunların araştırılıp bulunup hesabı sorulsun diye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Edeceğiz de.
Demirtaş'ın tutuklu olduğu zaten dosya bu değil. Burada da halka yalan söylüyorlar, halkı yanıltıyorlar. Ve bütün bu olaylar üzerinden siyaset yaparak akıllarınca iktidarda kalacaklarını sanıyorlar. Buradan sesleniyorum Anayasa Mahkemesi'ne. Bir an önce Sayın Demirtaş'ı serbest bırakın. O hal koşullarında bir seçime gidiyoruz. YSK anayasa ihlal edecek hale geldi. Bir anayasal kurum yapması gerekenleri yapmak yerine iktidarın evine girmiş, oradan ne talimat gelirse onu yapıyor. Mühürsüz oynuyorlar, peki diyor. Valiler sandık taşısın diyor, peki diyor. Sandık kurulu başkanlığı atansın diyor, peki diyor. Senin bağımsız bir kurum olarak yargı bağımsızlığı çerçevesinde varlığının hangi hakkı gerekçesi kaldı? Sana ne diyorlarsa onu yapıyorsun. Kalkmışlar 270 bin oyu taşımaya. Neden? Çünkü o sandıklar HDP'nin %70'ten fazla oy aldığı sandıklar. Şimdi bu olayın üzerine örtmek için yine dönüyorlar. 6-8 Ekim olayları. Yok Demirtaş şöyle dedi, Demirtaş böyle dedi. Demirtaş'ı çok duymak istiyorsan alırsın Demirtaş'la beraber, çıkarsınız meydanlara. Demirtaş özgür olur. Bu meydanlarda sana gerekir. Onda o yürek ondan, yok. Yok. Yürekleri yok. Vicdanları yok. Cesaretleri yok. Eğer olsaydı adil bir yarış olsun diye, adaletli bir seçim olsun diye bir adım atarlar. Bakın seçimlere burada 22 gün kaldı. 3 hafta. 3 hafta bile buna katlanamayacak kadar acize düşmüşler. Ve sadece bununla da yetinmiyorlar. Anayasayı ihlal etmekle de yetinmiyorlar. Bir de sürekli suçlama, halkı yanıltma ve bunun üzerinden siyaset yapın. Ne yaparsanız yapın. Demirtaş içeride de olsa, dışarıda da olsa biz HDP olarak seni faşizmin çöplüğüne süpürüp atacağız. Hep birlikte bu demokrasinin önünde, bu barışın önündeki barajı hep birlikte tüm Türkiye halkları, kadınlar, gençler yan yana gelerek bu barajı hep birlikte yıkacağız. Taş olacağız, demir taş olacağız, bunların başına düşeceğiz. Evet sevgili arkadaşlarım, Türkiye'nin her yerinden sorun fışkırıyor. Dert fışkırıyor. Türkiye'nin her yeri sorun yumağına dönmüş. Bu sorunları çözebilmek için bir siyasi iradeye ihtiyaç var. Bu siyasi irade Türkiye halklarının ortak iradesidir. Türkiye emekçilerinin ortak iradesidir. Bu tekçi anlayıştan kurtulmadan Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretemeyiz. Tekçi anlayıştan kurtulmak HDP ile mümkündür. HDP parlamentoya döndüğü zaman bu anlayışa son vermiş olacağız. O yüzden HDP'ye baraj uyguluyorlar. O yüzden Cumhurbaşkanı adayımızı tutsak ediyorlar. Çünkü biliyorlar ki HDP barajı geçerse en az 80 vekili parlamentoya dönerse bunlar parlamentoda çoğunluğu sağlayamayacak. Artı ikinci turda kazanamayacaklar. İşte Türkiye'nin önü burada açıldı. Şimdi bize düşen bu duvarı yıkmaktır. Demokrasinin önünde, barışın önünde, HDP'nin önündeki bu barajı hep birlikte yıkmak, Türkiye'nin yolunu açmaktır. Bunu başarabiliriz. Bunu başarmak için de sandığımıza, oyumuza, geleceğimize, irademize hep birlikte sahip çıkacağız. Evet, geleceğimize sahip çıkacağız, geleceğimize. Bakın, Bitlis'e gelirken Diyarbakır'dan geldik.
16 yıl önce iktidara gelmişler. Habire diyorlar ki yol yaptık, yol yaptık, yol yaptık. Hatta bir tane densiz damadı var ya, çıkmış haklı alay ediyor. Diyor ki aya yol yapacağız. Hiç yüzleri kızarmıyor. Biz bir aya yol yaparsak bu halk, çıksak desek ki aya yol yapacağız, bu halk bize inanır. Halka bakışa bakın. Kibre bakın. Yukarıdan bakıyor. Yani diyor ben ne dersem diyeyim bunlar çantada kekik. Ben ne dersem diyeyim bunlar sandığa gider bana oy verir. Artık sandıkta sana oy verecek kimse kalmadı. Hele Kürtler asla sana oy vermeyecek. Burada Kürt Ankara'da halkın aklıyla alay edenlere artık oy yok. Halkın kaynaklarını, halkın emeğini sömürüp doğasını talan edenlere oy yok. Bu kaynaklarla kendi servetlerine servet katanlara oy yok. Oy halkın kendi kendine vereceği bir şeydir. Siyasi iradesine vereceği bir şeydir. Geleceğine vereceği bir şeydir. Onun da yeri HDP'dir. Bir oy demiştik ha. Kendi geleceğimize sahip çıkacağız. Kentimizi de kendimizde biz yöneteceğiz. Söz, yetki, karar halkta olacak. Madem bu zenginliği biz üretiyoruz, o zaman bunu da biz yöneteceğiz. Bitlis'te üreten zenginliği alıp götürdüler. Bitlis şimdi devasa işsizlikle uğraşıyor. Her üç kişiden biri Bitlis'te çalışma çağında olan her üç kişiden biri Bitlis'te işsiz. Bitlis'te çiftçilik, tarım, hayvancılık çökmüş durumda. Çünkü meraların kullanımı yasak. Yaylaya çıkış yasak. Bakın dün Şemdinli'de iki çobana acımasızca işkence yapıldı ve ölüme terk edildi. Neden? Hayvanlarını otlatmaya götürüyorlar. Bu işkenceyi yapanlarla uğraşacağına İçişleri Bakanı bu işkenceyi yapanlar hakkında soruşturma başlatacağına çıkmış, o da Demirtaş'la uğraşıyor. Senin işin Demirtaş'la uğraşmak değil. Senin kalibren buna yetmez. Biz seni biliyoruz. Biz seni çok iyi biliyoruz. Sen yapacaksan en azından bakan olarak bakanlığın bünyesinde suç işleyenler hakkında soruşturma başlar. Sen bunu yapacağına çıkmışsın, boş boş konuşuyorsun. Senin kalibren bize yetmez. Demirtaş'a yetmez. Çünkü sen siyaseti halk için, toplum için yapmıyorsun. Saray için yapıyorsun. Dolayısıyla orası sana gel deyince geliyorsun, git deyince gidiyorsun. Daha 2-3 ay önce ağlıyordun siyaseti bırakıyorum diye. Ne oldu da tekrar döndün? Çünkü saraydan aldığın talimatı yerine getiriyorsun. Senin kendine has bir iraden bile yok. O yüzden bizle uğraşamazsın. Uğraşamayacaksın da. 24 Haziran'dan sonra tüm bu suçların hesabını hep birlikte soracağız. Bu demokrasiye ve barışa karşı işlenmiş tüm bu suçların hesabını hep birlikte soracağız. Evet. Onlarca insana işkence yapıldı, hiçbir hesabın sorulmadı. Ve Türkiye bir an önce demokrasisine kavuşmak zorundadır. Bu yoksulluğa son vermek için, bu işsizliğe son vermek için Türkiye bir an önce demokrasisine kavuşmak zorundadır. Türkiye'de demokrasi Kürt sorunu çözümüyle gelir. Kürt sorununu çözerseniz demokrasi sorununu da çözersiniz. Kürt sorunu çözülmesin diye demokrasiden kaçıyorlar. Tek adam rejimi inşa etmeye çalışıyorlar. Ve bunu da meşru göstermek için düşmanlık, savaş politikaları. Ve tüm bunların arkasında büyük bir yolsuzluk ekonomisi. Bizden çalınandır. Bizim ekmeğimize, aşımıza el koyanlar kendisine servet yaptı, saray yaptı. O yandaş müteahhitlerine her gün yeni bir ihale vererek onlarla beraber zenginliğine zenginlik katıyor.
Bakın 3. havalimanı ihalesini verdiği müteahhitlere bir de 25 yıl boyunca akaryakıt 3. havalimanında kullanılacak akaryakıt ihalesini de vermiş. Doymak bilmiyorlar. Beştepe saray bir kara deliktir. Ne aktarırsanız aktarın, ne kadar orayı beslemeye çalışırsınız çalışın, doymak bilmez. O yüzden sarayı kapatmak gerekir. 24 Haziran'da sarayı kapatmaya geliyorum. Çiftçinin, esnafın hakkını korumak için, emekçinin, kadınların hakkını korumak için hep birlikte sarayı kapatacağız. Tek adam zihniyetine son vereceğiz. Ve bu sayede ürettiğimizi de biz yöneteceğiz. Hakça, adaletçe paylaşacağız. Çiftçinin hakkı çiftçiye, esnafın hakkı esnafa, işçinin hakkı işçiye gidecek. Hiç kimsenin bu hak üzerinde tasarrufta bulunmasını, bu hakları gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Bunlar bizim hakkımız. Bizim elimizden işimizi, aşımızı alamazsınız. Biz bu savaşa da son vereceğiz, bu yolsuzluğa da son vereceğiz. Hakça Dağıtım programımızda Türkiye'ye adalet getireceğiz. Evet, mahkeme salonlarına da adalet getireceğiz. Sokağa da adalet getireceğiz. Evimizin içine de adalet getireceğiz. Diyorlar ki bu döviz nasıl düşecek? Bu faizler nasıl düşecek? Çok kolay. Erdoğan düşer, faiz de düşer, döviz de düşer, mazottaki bu fahiş fiyatlar da düşer. Bunun için Erdoğan düşmesi lazım. Bakın arkadaşlar, bir ülkede politik risk varsa, bir ülkede siyaset krizdeyse, o ülkede ekonomi de krize girer. Ekonomideki krizin bitmesini istiyorsanız, o ülkede siyasi krizi bitirmek zorundasınız. Erdoğan, siyasi krizin nedenidir. Bu rejimden kurtulmadan, bu tek adam anlayışından kurtulmadan bizim önümüzün açılması mümkün değil. Bu yoksulluğun, bu işsizliğin, bu savaşın son bulması mümkün değil. O yüzden de hem Cumhurbaşkanı adayımız hem biz çağrı yapıyoruz. Gelin 24 Haziran'da bu iktidardan kurtulalım. Sonra hep birlikte demokratik bir anayasayı yapalım. Bu demokratik anayasayla bu ülkenin çoğulculuğuna, bu ülkenin demokratik anlayışına, kültürüne, tarihine yakışan bir anayasayı hayata geçirerek Türkiye'nin önünü açalım. Buradan tüm muhalefet partilerine çağrı yapıyorum. Kendi kendinize oturup anayasa yazamazsınız. Anayasayı tüm toplumsal kesimlerle birlikte yazmalısınız. Anayasayı yazacaksınız, orada HDP de olacak. Orada halklar da olacak. Kürt halkı da olacak, Ermeni halkı da, Süryani halkı da. Orada Alevi toplumu da olacak, mütedeyyinler de olacak. Hep birlikte oturacağız. Bu ülkede kim varsa hep birlikte anayasayı eşit yurttaşlık temelinde yazacağız. Demokratik bir cumhuriyeti inşa etmek istiyorsak, ortak vatanımızda, bu güzel ülkemizde özgür, eşit yurttaşlar olarak yaşamak istiyorsak, o zaman yan yana geleceğiz, birbirimizi dinleyeceğiz, birbirimizin hassasiyetlerine saygı göstereceğiz ve bir demokratik zemin olarak demokratik anayasayı var edeceğiz. Ondan sonra onun üzerinde hepimiz siyaset yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki farklı görüşlerimiz olacak. Tabii ki farklı siyasi mücadelelerimiz olacak. Ama bir demokratik zemin olmadan bu mücadeleleri yapmamız mümkün değil. Eğer bunu yapmaya devam ederseniz, işte Türkiye'nin bugün sürüklendiği yere bir kez daha Türkiye'yi sürüklersiniz. Buna son verme zamanıdır. Bakın Türkiye 16 yıllık AKP iktidarından çok çekti. Ama birçok şeyi de öğrendik. Bir daha aynı şeyleri yapmamak için şimdi bir araya gelmeliyiz. Birlikte demokratik bir anayasayı yazmalıyız. Çiftçiler için,
esnaf için, emekçiler için, kadınlar için, Kürt halkı için, tüm halklarımız için, Türkler için. Evet, bu ülkenin çoğunluğu olan Türkler için. Bakın bugün yoksulluk diyoruz, işsizlik diyoruz. Yoksulluk, işsizlik Kürt-Türk ayrımı mı yapıyor? Yoksulluk, işsizlik inançlarımıza göre ayrım mı yapıyor? Hayır. Hepimiz aynı cenderenin altındayız. Bundan kurtulabilmenin yolu birlikte mücadele etmekten geçiyor. Yerel demokrasiyi güçlendirerek, yerinden yönetimi güçlendirerek, söz yetki kararın halkta olmasını sağlayarak bir yeni anayasa, bir yeni siyaset, bir yeni yaşam var edebiliriz. Biz buna inanıyoruz. İnanın, yapalım diyoruz. Evet, sevgili arkadaşlarım. 3 hafta kaldı dedik. 24 Haziran'da o duvarı yıkabilmek için, Türkiye'nin önünü açabilmek için bugünden 24 Haziran'a kadar 7 gün 24 saat ara vermeksizin çalışacağız. Bakın, sandık kurulu üyesi olmak için, müşahit olmak için yarın son gün. Hala vaktimiz var. Hala sandık kurulu üyesi, müşahit olmamış arkadaşlarımız varsa bir an önce olmalı. Sandığımıza, oyumuza, irademize, geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız. Bu anlattığımız sorunlardan kurtulmak istiyorsak çözümün bir parçası olacağız. Tercihimizi HDP'den kullanacağız. Bir oy Demirtaş'a diyeceğiz, bir oy HDP'ye diyeceğiz. Ama sadece oy vermekle kalmayacağız. O oylara da sonuna kadar sahip çıkacağız ki bunlar çalamasın. Çalamayacakları kadar oy çıkacak sandıklardan. Bunlar da şaşıracak, bütün dünyada şaşıracak. Göreceksiniz, Türkiye'nin önünü hep birlikte açmış olacağız. Şimdi nereye gitsek bütün aday arkadaşlarımızla, bütün teşkilatımızla ve halkımızla birlikte çalışma sözü veriyoruz. Evet, çalışacağız. Ve bir söz daha veriyoruz. Bitlis kaç vekil çıkartıyor? 3. O zaman burada da 3-0 yapacağız. Bitlis'in parlamentoda kadın vekili de olmalı. Bitlis AKP zulmüne, bu istibdata en iyi yanıtı, en iyi cevabı sandıkta hep birlikte verecek. Ben çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Tüm arkadaşlarımın yolu açık olsun. Dönen dönsün yolundan, biz dönmeyiz. Hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun.